Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Üstadı özel kılan hususlardan biri de yalnız kendi zamanına değil, gelecek nesillere de hitap etmesidir. Kelimelerini buna göre seçer, bu minval üzere dizer ve onun kelimeleri her devirde muhatabını bulur. Temmuz ayının 15. gecesi. Üstadın, sana alçak diyemem, alçaklık irtifadır. Sen bir çukursun sözünün günümüzdeki muhatapları benzersiz bir alçaklığa kalkışmıştı. Karanlıklar içinden gelen karanlık yüzler, karanlık emeller peşindeydi. Cumhur başkanına baktı. Yükü ağırdı devin. Dimdik doğruldu ve seslendi. Milletimizi meydanlara davet ediyorum. Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydanlarda olacağım diyordu lider. O taşın arkasına saklanmayınca millet de dağın arkasına saklanmadı. Kendisine yönelik tehditlere karşı biz kefenimizi giyerek yola çıktık cümlesindeki cesaretin müşahhas bir timsali olarak alçak uçan jetlerin altında halkıyla birlikte dimdik ayakta durdu. O meşum gece atlatılırken milletiyle omuz omuza duran, büyük bir dava adamı adına düzenlediğimiz ödül gecemizi katkılarıyla onurlandıran bir başka büyük dava adamı, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyor. Değerli misafirler, sanat, edebiyat, kültür ve ilim camiamızın çok kıymetli mensupları, Es Medya ailesinin değerli çalışanları, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Necip Fazıl Kısakürek ödüllerinin yayın hayatımız, edebiyat ve fikir dünyamız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Ödül alan kardeşlerimi ayrıca kutluyorum, tebrik ediyorum. Sözlerimin hemen başında şiirde, fikirde, aksiyon ve sanatta Cumhuriyet tarihimizin şahikalarından Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. Rabbim ondan razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle onu müşerref kılsın. Bu yıl üçüncüsünü takdim edeceğimiz ödüllerin artık kritik eşiği aşarak kalıcı olma yolunda az önce de ifade edildiği gibi uluslararası adeta mesafe kat edeceğine inanıyorum. Üstadın mirasına ve onun aziz hatırasına sahip çıkan Es Medya grubunun işvereninden çalışanlarına, tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da bu anlamlı projeyi sahiplendikleri ve
destekledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Anadolu'nun münbit topraklarının yetiştirdiği onca değerimiz arasında her yıl hüner ve kalem ehlini tespit eden ödül jürisine emekleri ve titiz çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Üçüncü yılını geride bırakan Necip Fazıl ödülleri hamdolsun her sene çıtayı daha yukarıya taşıyarak fikir, sanat ve edebiyat hayatımızda bir mihenk taşına dönüşme yolunda ilerliyor. İnşallah bu başarının kalıcı olacağına ve Necip Fazıl ödüllerinin ülkemizin en itibarlı ödülü konumuna geleceğine inanıyorum. Üstadın nefesini birazcık da olsa almış, gönüldaşlık yapmış, onunla teşrik-i mesaide bulunmuş bir kardeşiniz olarak, bir cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vermeyi sürdüreceğim. Değerli kardeşlerim, inşallah biraz sonra 5 farklı dalda 6 kıymetli şair, yazar, hikayeci, mütefekkir ve ilim adamımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Şiir alanında mesele sözün ağızdan çıkması değil, onun kalpte hasıl ettiği titreşimdir. Muhayyilede bıraktığı kalıcı izdir. Başka türlü inmez bir imge hayalin bahçesine diyerek 50 yıldır kelimelerin kilidini açan eskilerin ırmak gibi şairlerinin peşinde bir ömür geçiren şair Ebubekir Eroğlu'nu tebrik ediyorum. Fikir ve araştırma alanında ödüle layık görülen Yaşar Çağbayır'ı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Üstad Necip Fazıl dilden daha büyük, dilden daha aziz, dilden daha gerçek, dilden daha müdafaalı vatan olmadığını ifade eder. Yaşar Çağbayır hocamızın gayretlerinin bu aziz vatanın korunması, emanetin yeni nesillere daha zengin bir şekilde teslim edilmesi noktasında çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Bu vesileyle hocamızın 310 bin kelimeden oluşan 10 ciltlik muhteşem eserini yeniden yayınlayan TİKA'ya da teşekkür ediyorum. Hikaye ve roman alanında ise eserleriyle kültür, düşünce ve edebiyat hayatımızda şimdiden kendine münhasır bir yer edinen Cihan Aktaş hanımefendiyi görüyoruz. Sanat bütün faniliğe karşı bir kalma çabası, bir olma çabası diyerek yıllardır insana, hayata, kadına, bireyin iç dünyasına dair nitelikli, derinlikli eserler yazan Cihan Aktaş hanımefendiyi huzurlarınızda şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bu yıl ilk kez takdim edilecek olan Necip Fazıl İlk Eserler Ödülünü son derece yerinde bir takdir olarak gördüğümü de belirtmek isterim. Zira üstad her daim millet tarlasını genç fidanlar ve yeni ekinlerle donatmanın gayreti içerisinde olmuştur. Bu alanda iki genç kardeşimiz ödüle layık görülmüştür. Modern hayatın üstünü örtmeye çalıştığı
bütün güzellikleri, bütün incelikleri latif bir dille şiirlerinde nakış nakış işleyen şair Emel Özkan ile, Adem'in Kekliği ve Chopin ile Bozkır'da 66 isimli iki hikaye kitabıyla gönüllerimizi fetheden Bozkır'ın kalemi Mustafa Çiftçi'yi de içtenlikle tebrik ediyorum. Anadolu'nun bereketli ikliminde boy veren bu iki genç yetenekten inşallah gelecekte de çok değerli, nitelikli, yüreğimize dokunacak daha nice eserler bekliyorum, bekliyoruz. Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün bu yıl Türk hikayesinin coşkun pınarı, modern zaman dervişi Mustafa Kutlu ağabeye tevcih edilmesini son derece anlamlı, son derece yerinde buluyorum. Onun halini yaradana arz etmekten ibaret olan hikayelerinin sayfaları yarım asırdır okuyucularının gözlerinden süzülen yaşlarla ıslanıyor. Kendisi ya tahammül ya sefer diyerek çıktığı kutlu yolda 50 yıldır yılmadan, yorulmadan Anadolu'nun irfanını, vicdanını, sadeliğini en güzel şekilde kaleme ve kelimelere döküyor. Ben Mustafa abiyi göremedim, bilmiyorum. Rahatsızdı, gelemedi mi yoksa? Değil mi? Şüphesiz Mustafa Kutlu okumanın en zor yanı, bir hikaye kitabını bitirince diğerine kadar geçen, daha doğrusu geçmek bilmeyen zamandır. Ömrünü vakfettiği dergah dergisi hem bir ekol hem de bir okuldur. Onun her hikayesi, her sohbeti, gazetelerde neşredilen her fıkrası hakikatli bir kitaptır. İster ferdi, ister içtimai olsun, yazdıklarım tercüme-i ahın tezahürüdür diyen Mustafa Kutlu abinin son nefesine kadar yazmaya, insanı, insanlık hallerini anlatmaya devam edeceğine inanıyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kıymetli dostlar, diriliş neslinin abi Sezai Karakoç, Üstad Necip Fazıl'ın edebiyat ve düşünce hayatımızdaki yerini şu şekilde anlatır. Necip Fazıl şiiri her şeyin bittiği, kendi dünyamızın kapandığı, yaşamaya ve var olmaya yeniden başlayıp başlanmayacağının sorulduğu anda doğmuş. İnsanın toprağa ilk ayak bastığı andan bir haber olmuştur toplumumuz için. Ölmüşüz ama işte dirilmekteyiz. Evet, Üstad Necip Fazıl Allah ve ahlak demenin yasak olduğu, baskının, iptidailiğinin, yabancılaşmanın her tarafı kapladığı o meşhum yıllarda Müslüman asaleti ve cesaretinin timsali olarak sesini yükseltmiştir. Kendi ifadesiyle başında kim bulunursa bulunsun veya bulunmazsa bulunmasın, madem ki ben varım, Türkiye vardır diyerek direnişinin, dirilişin, özgüveninin sembolü olmuştur. O dönem fikir ve yazı dünyasında mevzul miktarda bulunan,
İşporta aydınları bileğini bükemedikleri, kalemini kıramadıkları Necip Fazıl'ı uzun yıllar ademe mahkum etmeye, yok saymaya çalışmış ancak elhamdülillah muvaffak olamamışlardır. Kendisi kibir satanlara, kendilerini bir şey sananlara ve sapıklıkları içinde mağrur ve mesut yaşayanlara karşı mukaddes dinimizden aldığı emirle tepeden bakmayı hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Üstad 30 küsur yıl canını dişine takarak ve küfür kilerinden ekmek yemektense İslam çilehanesinde aç kalmayı tercih ederek çalışmış, çabalamış, fikir Mehmetçikleri yetiştirmek için ömrünü vakfetmiştir. Eleştirileceğini, yerileceğini, dışlanacağını bilmesine rağmen bağrından çıktığı millete bir kurtuluş reçetesi sunma cesaretini göstermiştir. Üstadın en büyük katkısı öz yurdunda parya muamelesi gören, yüzüstü çok sürünen bu millete tarih sahnesine tekrar çıkmak için ihtiyacı olan özgüveni aşılamasıdır. Kimsenin icazetine, inayetine muhtaç olmadan ruh kökünden aldığı kuvvet ve cesaretle bu millete var olabileceğini göstermiştir. Üstadın en önemli sermayesi samimiyetidir. Onun en büyük şiarı sahici olmaktır. Şüphesiz Necip Fazıl'ı en iyi yine kendisi kendi kelimeleri anlatır. Karşınızda bir adam var. Necip Fazıl Kısakürek. Türktür. Anadolu'dur. Maraşlıdır. İslamiyet'ten başka tek kaynak tanımaz. Topyekün kainatın o kaynakta bir köpükçük olduğuna inanır. Peygamberler peygamberinin en hakir kölesine ebedi köleliği dünya ve ahirette en büyük rütbe bilir. Kendisini en basit müminin çarığının altındaki çamurdan aşağı görür. Fakat Allah'ın nimetimi takdis et emriyle de haykırmaktan çekinmez. İşte Necip Fazıl. Evet, Necip Fazıl böyle bir insan, böyle bir adamdır. O 78 yıllık ömrünü davasına adamış aksiyon ve fikir adamı. 40 yıl boyunca Mahut buzdağını kendi ifadesiyle hohlaya hohlaya eritmeyi göze alan bir sabır abidesidir. Üstad, inkısarla pişmiş, ızdırapla erimiş bir ruh haliyle memleketin manevi imarına katkıda bulunmayı şiar edinmiş bir kıyam şairidir. Ve Necip Fazıl, imanı ile, ihlası ile, ahlakı ile, şecaati ile, terkibi ile, tahlili ile bizimdir. Bu milletindir, tüm Türkiye'nin. Değerli kardeşlerim, siyerden ilmihale, tiyatrodan şiire, tarih kitaplarından ilmi eserlere, tasavvufa kadar, edebiyat, kültür ve sanatın her alanında
coşkun bir pınar gibi akan üstadı sadece şiire, sloganlara, belli kalıplara hapsedemeyiz. Onun fikrimizin çerçevesi dediği Büyük Doğu başta olmak üzere düşünce, siyaset, ideoloji alanlarında kaleme aldığı eserlerini okuma listemizin en üst sıralarına yerleştirmeliyiz. Bu doğrultuda ortak gayretlerimiz neticesinde son yıllarda serdedilen iştiyakı kitap, konferans ve eserleri çok çok değerli buluyorum. Fakat mevcutla iktifa edemeyeceğimizin de şuurunda olmalıyız. Gençlerimizin internetin ve özellikle sosyal medyanın esiri olduğu 140 karakterin birkaç kelimelik aforizmaların sınırlarına hapsolduğu 10 santimlik ekranların içinde hayatlarını heba ettiği şu dönemde Necip Fazıl'ı anlama yönündeki çalışmalarımızı daha da artırmalıyız. Çile ve Kaldırımlar şairini, onun davasını, bize kazandırdığı bütün hasletleri genç nesillere çok iyi anlatmalıyız. Necip Fazıl'ın ömrünü vakfettiği davanın, onun geride bıraktığı mirasın, onun cesur duruşunun bilhassa 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok daha iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu ülkenin tarihinde tecrübe ettiği en büyük ihanetlerden biridir. 15 Temmuz bu ülkeyi mayasından, ruh kökünden, kadim değerlerinden koparmak için yapılmış topyekün bir işgal girişimidir. O gece silahlarının namlularını kendi insanına doğrultanlar ile ömrü boyunca Necip Fazıl'ın mücadele ettikleri arasında emin olun hiçbir fark yoktur. Üstadın ifadesiyle vezzis, ifadesiyle yine çilesiz, ifadesiyle yine hikmetsiz, dinde ne tarh ne zam olmayacağından habersiz, kaba softa ham yobaz bir güruh, Pensilvanya'daki şarlatandan aldıkları işaretle bu millete pusu kurmuşlar. Kendi ikballeri, kendi sapkın ideolojileri için kan dökmekten, can almaktan da iyi çekinmemişlerdir. Namuslarına emanet edilen silahları, o silahların asıl sahibine doğrultanlar sadece meşru iktidarı alaşağı etmeyi hedeflemiyorlardı. Aynı zamanda merhum Menderes'le başlayan, merhum Erbakan, Özal, Türkeş ve Yazıcıoğlu ile devam eden, bizim de uğrunda tüm ömrümüzü harcadığımız büyük ve güçlü Türkiye idealine son vermek istiyorlardı. 14 yıldır devlet ve milletin barışmasından, kucaklaşmasından rahatsız olan bu çete tıpkı 27 Mayıs'ta olduğu gibi dar ağaçları üzerinden iktidara yürüyecekti. Bizi Menderes'in akıbetiyle tehdit etmeleri asla boşuna değildir. Ağızlarından affınıza sığınıyorum. Salyalar akarak şafakta asacağız diye efelenmeleri asla kuru sıkı bir tehdit değildir. O gece ateş serbest, ezin, taviz yok, sakın tereddüt etmeyin, vurun diyerek 248 vatan evladını şehit eden, 2193'ünü yaralayanların sergilediği vahşeti ve caniliği biz
en son Anadolu'nun işgalinde yaşadık. O gece bir tarafta ruhunu ve vatanını bir dolara satan alçaklar vardı. Diğer tarafta ise canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diye haykıran vatan aşıkları var. Bir tarafta tıpkı 100 yıl önce Beyoğlu sırtlarında olduğu gibi işgalcilere alkış tutanlar, diğer tarafta istiklali ve istikbali için şehadete elinde Türk bayrağıyla yürüyerek, gülümseyerek yürüyenler vardı. Bir tarafta çıkarları için ölüm kusanlar vardı. Diğer tarafta istiklali ve istikbali uğruna şehadet için ölüme koşanlar vardı. Dolaştığımız, ziyaret ettiğimiz evlerde dinlediklerimizle elhamdülillah ne büyük bir milletin, ne aziz bir milletin mensuplarıyız diye herhalde müsaade ederseniz gururlanmak hakkımızdır. O gece bir tarafta millet vardı, diğer tarafta milletin tard ettiği hainler bulunuyordu. Allah'ın inayeti, milletimizin direnişi, yüz milyonlarca kardeşimizin duası ile hem içeride hem dışarıda Türkiye yeniden felaha kavuşmuştur. Değerli kardeşlerim, asla unutmayalım. 15 Temmuz sadece ihanet, hınç, acı ve kan değildir. Aynı zamanda 15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbi gibi bir kıyamdır. Bir muştudur. Bir iftihardır. 15 Temmuz bir milli şahlanıştır. Adeta Çanakkale'ye eş bir kahramanlık destanıdır. Anadolu toprakları o gece bir kez daha Türk milletine vatan kılınmıştır. Elhamdülillah. Hepsinden de öte 15 Temmuz yeni Türkiye'nin cemresidir. Öyle bakıyorum. Yeni Türkiye'nin kurucu iradesi 15 Temmuz'da sokaklarda, 7 Ağustos'ta da Yeni Kapı Meydanı'nda tecessüm etmiştir. Birileri rahatsız olsa da tecessüm etmiştir. O an, o anlık değildi aslında. Ama onu hala hazmedemeyenler var. Niye? Ruh dünyaları karışıktı onun için. Bu millet kanı pahasına bu devletin de ülkenin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm dünyaya ilan etmiştir. Üstad Necip Fazıl adeta o geceyi işaret edercesine bakınız ne diyor. Arttığını zannettiğimiz küfür, tükenmez pekmezi tarzında sulana sulana büyürken, biz pekleşe pekleşe büyüyoruz. Bu bakımdan hiç şüphe etmeyin, istikbal bizimdir.
Evet. Üstadın dediği gibi istikbal bizimdir. İstikbal Anadolu bozkırlarında Ömer Halis Demir gibi şeref timsali askerler yetiştiren babaların. İstikbal bir bacak nedir ki? Vatan için feda olsun diyen öğretmenlerindir. İstikbal bir yıllık hasadını, çocuklarının rızkını, ülkesi için gözünü kırpmadan ateşe veren çiftçilerindir. Şair hem sütünden, hem kanından, hem canından bu sendeki huy ey oğul diyor ya. İstikbal işte Abdullah Olçok gibi henüz 17 yaşında körpe bir fidanken babasıyla beraber şehadete yürüyen asil gençlerindir. İstikbal ellerinde bayrakları, dillerinde duaları, yüreklerinde imanlarıyla tankların karşısında set kuran kadınlarındır. İstikbal 29 gün boyunca vatan için, iradesi için, bağımsızlığı ve geleceği için nöbet tutan tüm Türkiye'nindir. İnşallah sorumluluk sahipleri olarak bizler fikir, sanat ve yayın hayatımızın öncüleri olarak sizler o gece yaşananlardan gerekli dersleri çıkararak yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Kimsenin ötekileştirilmediği, hiç kimsenin hor, hakir görülmediği, 79 milyonun tamamının benim diyerek bağrına bastığı bir yönetim anlayışını hep beraber tesis edeceğiz. Kardeşlerim, unutmayın, zalime merhamet, mazluma zulümdür ilkesini asla aklımızdan çıkarmadan. Adil, müşfik ve güçlü bir yapıyı el ele vererek kuracağız. Sizler sahip çıkarsanız, milletimiz sahip çıkarsa, Türkiye'yi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır. Sizler destek olursanız, bu ülke evelallah pekleşe pekleşe büyümeye devam edecektir. Ben sizlerden, kaleminizden, özellikle fikir çilenizle, alnınızdan ilmek ilmek akan terinizle bu kutlu mücadeleye kutku vereceğinizden, katkı vereceğinizden hiç şüphe etmiyorum. Geleceğimiz için, çocuklarımızın istikbali için, gözlerini ve gönüllerini Türkiye'ye kilitlemiş yüz milyonlarca mağdur ve mazlum için yükümüze omuz vermenizi özellikle rica ediyorum. Tekerlekli sandalyede evlat hasretiyle son nefesini veren Halepli anneler için,
sahilde top oynarken katledilen, şehit edilen Gazze'li çocuklar için. Evleri, çocukları, ocakları başlarına yıkılan Arakanlı yetimler için bu kavgayı vermeye devam etmeliyiz. Bu kimden bekleniyor biliyor musunuz? Türkiye'den. Türk milletinden bekleniyor. Mustafa Kutlu abimizin yakarışlarıyla sizlere seslenmek istiyorum. Bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun. Bu vesileyle bugün parlamentoya sunulan yeni anayasa çalışması hususunda da Sayın Başbakanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na, bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlara huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Temenni ediyorum ki parlamento bu konuda inşallah beklenen, arzulanan kararı verir. Ondan sonra da millet gerçek kararı vermek suretiyle Türkiye yol almaya devam ediyor. Bu düşüncelerle bir kez daha Necip Fazıl Kısakürek ödüllerini alan edebiyat, sanat, ilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Es Medya grubunu bu güzel organizasyon için kutluyorum. Yarın idrak edeceğimiz mübarek Mevlid Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Gece boyunca edilecek duaların, kılınan namazların hayır ve hasenatın hak katında kabule karin olmasını diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Kalın sağlıcakla.